Evet sevgili dostlar sponsorumuz golbağır.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kadıköy Sokak introsuyla başladık videomuza. Sevgili arkadaşlar, Türk futbolunun ve basketbolunun efsanesi Senior Can Bartu'yu ölümünün 3. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ee, inanın bazen hiç ölmemiş gibi olan isimler vardır ya hani. Mesela Allah rahmet eylesin bir Kemal Sunal, bir Selçuk Yula mesela. Ya sanki hiç kaybetmemişiz gibi geliyor bana. Bilmiyorum sadece bende mi oluyor? Sizlerde de oluyor mu aynı şey? Hani Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Şimdi sevgili arkadaşlar Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin çok güzel icraatları var. Mesela bunlardan bir tanesi hakemler konusunda cuk oturan açıklamalar. Mesela Konya Spor'dan bir açıklama geldi. Diyor ki herkesin gözü önünde hani özet olarak söylüyorum. Herkesin gözü önünde kasıtlı şekilde mağlup olmamızı sağlayanlar. Ayrıca ligde kalma mücadelesini dizayn etmeye yeltenmiştir. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası bu karşılaşmanın hakemleri Ali Şans Çalan ve Erkan Engin'in düdükte asmalarını acilen bekliyoruz demiş. Valla Konyaspor eğer becerebilirsiniz şu Ali Şans Çalan'ın düdüğünü astırmayı. İkinci takımımız Konya Spor olur. Yani hiç sıkıntı değil. Yeter ki becerin. Ben izlemedim Konya Spor'un Çaykur Rize maçını. Hani yenilmişler etmişler. Nasıl yenildiler bilmiyorum ama e, şüphesiz ki herhalde bu kadar hakem tepkisi olduğuna göre hakemin payı büyüktür diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. E, Fenerbahçe'de Ali Koç'un doğru hamlelerinden bir tanesi tabii ki hakem şeydi ama ikincisi de A takımla altyapının köprü vazifesi kurulup bir arada olmasıydı. Yani A takım oyuncuları, genç takım oyuncularıyla tarihte ilk defa bu kadar yakınlar. Mesela dün unutulmasın arkadaşlar. Hep eleştiriyorsunuz. Yani her şeyde eleştiriyorsunuz. Arda Güler'le Sosa'nın bir görüntüsü ekrana yansıdı. Bilmiyorum gördünüz mü? Hani anlatıyor Sosa. Tabi orada Portekizce bilmediğimiz için çok şey yapamıyoruz ama. Vücut dili belli ediyor. Diyor ki bak burada şöyle vurulur. Hani burada böyle vursan daha iyi ya da burada şu pas tercihini yapsan daha iyi falan diyor anlatıyor. Ya bu çok güzel bir şey. Maç sonrasındaki görüntüler falan ee, gerçekten güzel. Artem Dovibuk. Dinepru tarafından maaşım ödenmiyor ama bu çok da önemli. Hani bu, bunun çok da önemli olmadığını düşünüyorum demiş. Ee, biz çok uğraşıyoruz. Dovibuk'u almaya çok uğraşıyoruz. Ama ülkemize gelmek istemiyor arkadaş. Ah ülkemize gelmek istese. Yani ah ülkemize gelmek istese arkadaşlar. Çok çok iyi olur. Şimdi şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe yani Süper Lig'de ikinciliği kaptı. Sezon sonuna kadar da aklı başında hareket ederse bırakmayacak. Şimdi Süper Lig'in ikincisi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki ön eleme oynayacak. Yani iki ön eleme oynayacak. Bir playoff serisi diyelim bir de bir önceki eleme diyelim. Yani Fenerbahçe'miz ikinci olursa İnşallah şampiyon olur da zannetmiyorum. Hani ikinci olursan güncel olarak muhtemel rakiplerim Midland, Dinamo Kiev ve Rangers diyor. Bakın şöyle bir olay var. Bak Trabzonsporlular da atlıyor, Fenerbahçeliler de atlıyor. Atlamayın bu sizin menfaatinize. Bu sizin yararınıza. Bunu unutmayın. Bunu es geçmeyin. Bunu unutturmak isteyenlerin kafasına kafasına vurun. Hatırlatın. Haçen daha deyin. Nedir o Haçen daha? Haçen daha şu. Arkadaşlar Rus ve Ukrayna takımları. Yani Rus ve Ukrayna takımları. Her iki ülkenin takımları da turnuva dışında kalabilir. Yani liglerin tescili. Mesela Ukrayna'da liglerin tescili. Zor. Savaştalar. Durumları değişir değişmez bilmiyorum. Ukrayna geçtim. E, Rusya'daki takımlar. Yani Rusya'da Rusya Ligi tescil edilse bile kim Rusça, Rusya deplasmana gidecek? Hangi babaydı bunu göze alır? O yüzden belki bir tur daha az eleme oynama. Belki ilk iki takımın ikisinin birden gruplara kalma ihtimali var. Bu dediğimi unutmayın. Bu dediğimi asla unutmayın. Unutmayın bunu. Şimdi Fenerbahçe demişken Fenerbahçe'den şöyle yola çıkayım. Ali Koç gelecek sezon başarı istiyorsam şimdi eldeki kadroyu koruyup iyi bir hoca şu an herkesin görüşü bu. Benim görüşüm sadece benim görüşüm değil. İyi bir hoca, iyi skorer bir kanat ve bitirici bir forvet. Yani hiçbir şey yapmasa bile sadece bunları yapsa bile şampiyon yapar diyorlar. Yani iyi bir hoca, iyi bir kanat, iyi bir forvet. Örnek olarak da bir kadro dizmiş Cengiz abi. Buradan selamlar olsun kendisine. Ee, diyor ki kalete Altay. Savunma dörtlüsü Osayi, Serdar, Kim, Ferdi... Bu arada muhtemelen Atilla Salah'yı sattırıyor. Şimdi Tisserand bunlardan ikisini de yedeği olmaz. Kolkır olmaz. Onu da belirteyim. Ya da Nazım ya da Novak ya da belki Çağatay. Bunu düşünmek lazım ama hani ilk 11 olarak düşünüyor. Yedekler sonra düşünülür. Altay, Osay, Serdar, Kim, Ferdi. Orta ikili Crespo, Zayt. Sağ kanatta İrfan. Orta, on numarada Mert Hakan Yandaş. Kanatları boş bırakmış. E, forvet'i boş bırakmış. Ben dedim ki peki Cengiz abi sana bir soru. O boş bırakılan yerler hani x, x, x koymuş. Hani bunlardan biri Kerem Aktürkoğlu olsaydı ki elden kaçırdık. İyi bir Fenerbahçe'ydi çocuk. Diğeri de Cornelius olsa. Hani Berişan'ın, Berişan, ın, Berişan ın onun yerini aldık. Biz mesela Cornelius alacaktık. Hani tamam olur muydu dedim. Ya Cornelius değil de daha bitirici diyor. Hani Mitrovic vardı. 12 milyon euro istemişlerdi. Ulan onu istediklerinde al ulan deyip alacaktık. Düşünsenize şimdi şu kadroyu. Yani şöyle bir Fenerbahçe kadrosu düşünün. Bugün Altay, Osayi, Serdar, Kim, Ferdi, Crespo, Zayt, sağda İrfan, solda Kerem Aktürkoğlu, on numarada Mert Hakan Yandaş, forvetten Mitrovic. Herhalde süperlik Lig takımlarından birini birileri kollasa bile, korusa bile, hani el üstünde tutsa bile, kırmızılar vermese bile, rakipler bunlara yatsa bile, maçlarını satsa bile, yani X, Y, Z fark etmiyor takımın adı. Ee, herhalde Fenerbahçe açık ara şampiyonluğa koşadı. Hele hele bir de şu İsmail Kartal'ın şu gazlama durumuyla ya da bunlara ek olarak bir lövle falan bence geç değil. Bence geç değil. Eğer Ali Koç seneye başarı istiyorsa yani hepimiz aynı düşüncedeyiz değil mi? Altay, Kim, Osayi, Crespo, Ferdi hani bu tandemi hemen hemen bozmaz gibi. Ya da Altay, Kim, Serdar diyelim, Ferdi, Osayi, önlerinde Crespo bu altılıyı bozmaz gibi. Önündeki beşliği belki değiştirir gibi. Hani sıfırdan başlamak Fenerbahçe için felaket ötesi felaket olur. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Kim? Osayi, Ferdi, Crespo, Zayt, Rossi. İlk 11'de 6 tane oyuncu direkt Victor Pereira kazanımı farkında mısınız? E, kimi o aldırdı? Okey. Crespo'yu aldırdı. Okey. Rossi'ye onay verdi. Tam o aldırmadı. Onay verdi. Okey. 3. E zaysa kefilim gitmesin. O sayıyı sağ bek oynatacağım. Ferdi'yi sol bek oynatacağım. Sakın göndermeyin dedim. Muhammed Gümüşkaya mesela belki kadro kalsa o da işe yarardı. Hani istediği santrafor alınsaydı belki bu sayı 7 olacaktım Evet 5 ayda yepis yeni bir kadro kazandırdı. Hani bu kadro harcadı diyen arkadaşlar var. Saçmalamayın bu kadro falan harcanmadı. Hani İsmail Kartal geldiği zaman ne kadar pasör varsa hepsini sahaya attı. Geçen sene Emre'nin kopyasını çekti. Baktı ki beceremiyor. Baktı ki beceremiyor. Hemen hatasından vazgeçti. Ve ne yaptı İsmail Kartal? Yanlışında ısrar etmedi. Vitor Pereira'nın seçimlerini de ekleyip kendi doğrularını da ekleyip bir oyun kurdu. Ve oyunu düzeltti. Şimdi dün akşam Mesut Özil sahada olsaydı Fenerbahçe dünkü maçı kazanabilir miydi? Asla. Kella. Kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle kazanamazdı. Var mı itiraz olan? Var mı isyanı olan? Var mı arkadaşlar? Ben söylüyorum kesinlikle kazanamazdı. Şimdi Vitor Pereira Fenerbahçe'ye ne bıraktı? Altay'ı iyi kullandı. Osa iyi kazandı mı? Ferdi'den sol bek. Kim Minji, Salahi duvarı. Ki Salahi'yi bazı maçlarda sol bek oynattı. Mecbur. Orada Noah falan oynattı. Hani Noah'da kazanayım diye. Stoper'de hatırlayın. Crespo aldırdı. Ozan gitsin Zayt kalsın dedi. Değil mi? Rossi'yi verimli kullandı. Mesut Özil, Ozan, Pelkas. Üçünü de istemiyorum dedi. Ki haksız mıymış? Yani üçünün de verdiği katkılara bakınca haksız mıymış? Gerisini size bırakıyorum. Ha şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar her açıklamamızda bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Tekrar tekrar anlatıyoruz. Ben Vitor Pereira'cı falan değilim. Vitor Pereira çok iyi hoca. Şöyle süper, böyle dahi falan filan demiyorum. Vitor Pereira'nın yardımcısı var. Filipe. Bence o bu Filipe'nin eseri. Onu belirteyim önce. Ama yönetimle inatlaşıp puan kaybetmeleri çok ilginçti. Yani sürekli rotasyon, ideal 11'in bulunamaması. Ama enkaz bıraktı denilemez. Yani şu anda sahada alkışlanan birçok isimler var. Ya aldı, ya aldırdı, ya kalsın dedi ya rotasyon yaptırdığı oyuncular. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. İşte ee, seneye süper olacağız. Genç takım iskeletini kurduk. Ben dedim ki çöp bunlar. Ya Nelson falan size saplanılmış bir kazık. ve Çikildağ, Militan. Ya sonucu gördünüz. Dün sahaya çıkan Fenerbahçe kadrosunun yaş ortalaması 25.7. 6 Türk'le sahaya çıktık dün. İlk 11'de 6 Türk. 3 kuralı varken 6 ile çıktık. 25.7 yaş ortalaması. Gençleşen Galatasaray'ın yaş ortalaması 28.4. Yani bazı şeyleri medyasız kendi kafanızdan, beyninizden hesaplamanız lazım. Bu arada Crispo demişken bugün sosyal medyada bir duyumcu arkadaş paylaşmış. Atletico Madrid yetkilileri dün derbide Crispo'yu izlemiş. Bu arada dün diyorum ama videonun yayınlanması çok uzun sürüyor arkadaşlar. Upload hızım düşük. Yani ben şu anda 11 Nisan'dayım ama Uplu atasına göre belki 12 Nisan'dayız izliyorsunuz. Hani bu tip hatalarımı mazur görün. Şimdi Ali Koç'un kafam karıştı dediği, kafası karıştı dediği oyuncu Crespo zaten. Ki ben bunu daha önce duyumunu vermiştim. Atletico Madrid'in teklifi şu şekildeymiş. Önümüzdeki yıl 1 milyon euro bedelle kiralık. Sonraki yılda 11 milyon euro satın alma bedeliymiş. Yani 3'ün 5'in hesabını yapmayacaksın. Ya 15 milyon euroya direkt satacaksın ya kestirip atacaksın. Kesinlikle bak. Bak. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben da ısrarcıyım. Berisha yetenekli topçu. Ama gerek lige, gerek sertliğe alışması, adapte olması, gerek de sisteme adapte olması uzun sürecek dedim. Maalesef beklediğimden çok çok uzun sürdü. Ve adapte olamadı. Hatada ısrarının üzümü yok. Şimdi Berisha'nın hızı yok. Doğru. Geniş alanda tehlikeli bir isim değil. Hani adam eksiltme, çalım vesaire özelliği yok. Berişan'ın teknik özelliği yüksek. Yani ceza sahası içinde top at. Teknik bir şekilde gol atabilir. Ya da teknik paslar atabilir. Bir ara pası yapabilir. Gizli forvet rolünde oynayabilir. Ama takımda gizli forvet rolünde oynayabilecek o kadar isim var ki. Yani İrfan'ı, Arda'sı, hatta Mert Hakan'ı. Kadro dışı kalmasa Mesut'u, Pelkas'ı şunu bunu. Hani sıra gelmez ona. Ben şunu söylüyorum. Mesut da aynı şekilde takımı bozan bir isim. Yani hız yok, sürat yok. Yani adam eksiltme yok. Çalım bir nevi vardı ama o da yok. Dribbling çok az. Bu ikisi Fenerbahçe'yi sahada eksik oynatıyordu. Ben şunu söyleyeyim. Herkesin gözüne bir Sosa var. İşte bir şeyde yakalandı da falan filan. Ya Sosa'nın ki açık açıktı. Bunlar sahada ne yapıyordu mesela? Sen Sosa'yı ön libero oynatmaya çalıştın. Olmadı. Aynı pozisyonda Zayt'sı Crespo'yu oynattın. Ne oldu? O bölgenin adamı bunlar Şimdi Gustavo mesela Oyuna falan giriyor ediyor O kadar para ediyorsun. Novak mesela Kayseri maçındaki Nova dünyalara değişmem Ama aynı performans sergileyecek mi? E, Tisserand 2 haftadır sakat Ben şunu söyleyeyim Nasıl şunlar şunlar kalsın diyorsam Mesut Hatta Berisha Gustavo, Novak, Ozan Tisserand Hani bunlar gitmeli Hatta ben tam bir liste çıkarayım bana kalırsa berkeli uzatılmalı. Bakın birçok kişi gidecek diyor ama bana kalırsa berkeli uzatılmalı. Tisserant gitmeli. 2, 3, 5 ne buldun gitmeli. Noah 2, 3, 5 ne buldun gitmeli. Hatta şunu söyleyeyim. Tisserant'ı 2'ye. Noah 1'e gönder kar. Çağatay kesinlikle gitmemeli. Ama eğer o bölgeye bir Eren Elmalı ya da ne bileyim bir Conan, bir Marcelo şu bu konuşuyor ondan dolayı diyorum. Bu isimlerden biri alınacaksa Çağatay kalmalı. Sol bekin yedeği olmalı. Ferdi öne atılmalı. Bana kalırsa. Ama yok. Ferdi ile birlikte Eren Elmalı alınacak. Bu ikisi gidecek. Novak gönderilecek derseniz. Yani Ferdi'nin yedeği alınacak dersen. O zaman Çağatay'ın durmasının bir anlamı yok. Nazım Sangare. Nazım'ı gönderin abi. Serhat Ahmetoğlu. Bak kara gümrükte oyuncumuz. Uğur Yıldız Bursa'da oyuncumuz. Burak Kapacak diye bir adam var. Ne olduğunu çözemedim. Nazım'la Burak Kapacı'ya verip Bünyamin Balcı'yı alın ben razıyım. Eğer Antalya ikisini alıp Bünyamin'i falan bedava verse ya da ikisini verip Mert Müldür'ü bedava çekme imkanınız varsa verin. Yoksa Nazım 1, 2, 3 ne bulunuz satın. Gustavo yıllık ücret babında çok yüksek. Öyle 3-5 veren takım yok ama yazın devre arasında 4 milyon euro veren bir takım vardı ya. Ah ah kıymetini bilemedik. Gustavo'yu fesh bence yani eğer becerebiliyorsanız çünkü bu sistemde yeri yok. Ozan Tufan inşallah Watford kümede kalır. Kümede kalmadı. 3 4 5 6 kaç verilirse kar. Sosa zaten bitti gidiyor. Mesut hani Mesut için fesi 1 2 3 4 5 artı ne olursa olsun hepsi kar. Rossi için ben hala Rossi'de kararsızım. Biraz ısrarcıyım. Hani dünkü maçta hiçbir şey yapmadı desem yeridir. Ama 6 milyon euro'ya böyle bir kanat bulamazsın. Bir Vargas mesela konuşuluyor. Bir Vargas'ı sana kaça satarlar? Bir düşünün bakalım. Sadece size soruyorum. Bir düşünün kaça satarlar? Başka da bir şey demiyorum. Evet, en son Rossi demiştik. Şimdi devam edelim. Rossi'den sonrasına devam edelim. İşte işin komik tarafı burası. Pelkas Allah aşkına Şimdi pelkası 3, 4, 5, 6, 7 herhangi birine satsam bana zarar der misiniz? Bence demezsiniz. Burak Kabacağı da söyledim. Aynı şekilde Burak Kabacak 1.35'e alındı. 1'e satılırsa kar. Ya o Fransız kulübü istiyorsa bence kar. Tutmadı abi. Yapacak bir şey yok. Berişa için bakın Berişa'yı 5'e aldıysak kesinlikle 5'e satamayız. Berişa'yı ücretsiz kiraladıysak bonservisini almazsak bizden iyisi yok. Diyelim beri işte 1'e 2'ye 3'e aldık. Aldığın fiyatı satabilirsen kar yani ha yükselmekte olan bir yıldız ama bizim ülkede tutmadı. 4-4-2 oynayan bir takıma kiralayın. Ya da 3-5-2 oynayan bir takıma kiralayın. Bakın bakalım Berişan nasıl top oynuyor. Orada görürsünüz. Aynı şekilde Lemos yani Fesi 1 yani ya da 500 bin diyeyim. 0 5, 1, 2 fark etmez. Neye sattın kar? Samatta 6'ya mal oldu. Bugün 2, 3, 4 neye satarsan kar. Çünkü yıllık ücreti 2,5. Max Meyer eğer Max Meyer de tıpkı Berisha gibi fesih durumu varsa ne güzel. Fesih durumu yoksa yani 0,5, 1, 2 fark etmez gönderebilirsin. Ee, Allah yar, Allah yardan yanlışım yoksa 5.5'a gidecek arkadaşlar. Yani baktığın zaman e, 2 3 diye böyle tek tek saysan. Ya belki 20 milyon euro para çıkartıyorsun şuradan. E sana bir kanat lazım, bir forvet lazım. Hayli hayli de parası çıkıyor. Halil Akpınar. Bugün sosyal medyada Halil Akpınar ortaya düşmüş. Duyum duyum üstüne verilmiş. Yani rica ederim ne demek? Ne demek yani? Estağfurullah. Biz de elimizden geldiğince duyum vermeye çalışıyoruz. Halil Akpınar ee, takip edilen bir oyuncuymuş. Malatya Spor'daki Mustafa Eski Hellac'ı da ortaya atmışlar. Ne demek estağfurullah. Mustafa Eski Hellac falan. Cık. Aşk olsun. Yani sizden kıymetli mi? Duyum dediğiniz nedir? Elinizin kiri duyum. Duyum dediğin elinin kiri. Yani kaç kaç liralık bir şey duyum dediğin ya. Cık. Aşk olsun arkadaşlar. Sizden önemli. Bu arada Eski hellaç daha 24 yaşında ha, bilginiz olsun. Kanat oyuncusu. Birçok arkadaşımız bilmiyordur. Doğum yeri Trabzon. Doğum yeri Trabzon olunca insan şöyle bir ürküyor. Hayır arkadaşlar. Yani şeyden bahsetmiyoruz. Hiç fark etmez. E, doğum yeri Trabzon'da Fenerbahçe'de birçok isim var. Sözleşmesi bitmiyor. 2024'e kadar var. Bize geleceğini zannetmiyorum. Bu arada 18 Nisan 2022 pazartesi günü saat 20.30'da Galatasaray Yeni Malatya maçı var. Kümeden düşmesi kesin. Yeni Malatya ve bir diğer küme düşme adayı Galatasaray'la maç yapacak. Bakalım ne şekilde sonuçlanacak o maç. Onu da söylemiş oldum. Ee, La Liga'da bir isim var. La Liga'da bir isim var. Arkadaşlar bu sadece öneri. Duyum değil. Ne bileyim işte şöyle güçlü duyumdur, zayıf duyumdur falan filan değil. Espanyol'un 3 milyon euro piyasa değerli bir futbolcu var. 24 yaşında. İspanyol, Barcelona doğumlu. 23 Ağustos 97 doğumlu 24 yaşındaki 1.67 boyundaki sağ kanat oyuncusu. Bu bir öneri. 18 maçta sadece bir asisti var. 941 dakikada Espanyol'daki oyuncunun. Zamanında 10 milyon euroları görmüş. En yüksek piyasa değeri 2019'dan. Sonra bir düşüş var oyuncudan. Merkez orta saha bu oyuncu. Bu arkadaşımızın normal özelliği merkez orta saha. Yani 8 numara ve 10 numara oynayabilen bir oyuncu. Hani nasıl söylenir bilmiyorum ama bu yaz düşecek. Serbest kalacak. Piyasaya düşecek. Kontrat yenilemediği için bir nevi kadro dışı. Süper Lig'e göre e, daralan becerisi yüksek. Yani zekice hareket eden bir oyuncu. zeki üreten bir oyuncu. Hani bir Yunus Akgün'le kıyaslansa olur mu işte bir Kerem Aktürkoğlu'na? Zor ama bence bunu orta saha için düşünebilirsiniz. Herhangi bir takım için. Ceyhun Kazancı, Larin, Başuay'ı ve şey neydi o dünyacınızlar cünistar? Piyanik. Pijanic. Pijama iç. Bu üçünün de takımdan ayrılacağını açıklamış. Larin, Baştuayi ve Pijanic. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe kanat arıyor değil mi? Fenerbahçe kanat arıyor. Allah aşkına beni yanlış anlamayın. Fenerbahçe forvet de arıyor. Beni yanlış anlamayın. Forvete Baştuayi, kanada Larin'i alsan sana kim kızar? Ben bir düşünüyorum. Sana kim kızar? Piyasa değeri, Lari'nin piyasa değeri 11 milyon euro. Yani transfer mark hocam transfer markada kim adam yerine koyar ya. Bu arada 17 Nisan'da 27 olacak. 1.88 boyunda Lari'nin. 47 kez Kanada milli takımının formasını giyip 23 gole imza atmış. Biz Larin'le bir ön görüşme gerçekleştirdik. Ne zaman gerçekleştirdiğimizi söylemeyeceğim. Ama gerçekleştirdik. Bu görüşmede bizden çok ama çok insanlık dışı bir fiyat istedi. Yıllık ücret. Yani insanlık dışı bir fiyat. Yani Mesut Öz ile yakın bir fiyat istedi. Bakın taş bunu 1 milyon 850 bin euroya aldı. 2018'de. Sonra bir kiraladı Belçika'ya. Ama prime dönemi geçen seneydi. Bu sene 33 maç diyor. Ama 2067 dakika. Yani 23 maç gibi düşünün. 7 gol 1 asist. birçok arkadaşımız kazma, işte kürek hiçbir şey olmaz bundan. Salak, geri zekalı falan diyor ama bilmiyorum. Ee, olabilir. Diğer isim Baştuai. 2 Ekim 93 doğumlu, 28 yaşında, 29 olacak. Forvet. Şimdi Baştuai'nin gol sayısı şey piyasa değeri 10 milyon euro. Beşiktaş kiraladığında da 10 milyon euroydu. En azından piyasasını korudu. Oyuncu sürekli kiralanmış. Sürekli kiralanmış, sürekli kiralamış. 2016'da 39 milyon euro almışlar. Oradan önce de Marsilya 6'ya almış. Dortmund'a kiralamış 1.5'a. 2018'de. Yarım dönemli hem de. 3 milyon euroya Valencia'ya kiralamış. O zaman piyasa 40 milyon euro. Geri dönmüş. 1 milyon 150 bin euroya Crystal Palace'a kiralamış. Geri dönmüş. En son Beşiktaş'a 150 bin euroya kiralamış. <laughs> Şimdi Chelsea'ye geri dönecek. Chelsea ile kontrat bitişi 2023 yani kira alama şansın yok. 2-3-5 verip belki alabilirsin. Bu sezon 36 maça çıkmış. 2827 dakika yani 31 maç üzerinden düşünelim. 14 gol 5 asisti var. Yani 19 gollük katkı var. 31 maçta Not. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda golü yok. Dakikaların çoğu zaten burada. Çoğu demeyeyim. Ya, büyük bir ciddi bir dakika. 2097 dakika ligde. 1800 dakika 20 maç. 360 şekli yani 2160 yapsın. 24 maç. 24 maça çıkıp 14 gol 5 asisti var. Fenerbahçe forvetleri bu istatistiği yakalasaydı. Şampiyonun her daim en büyük adayıydık. Şimdi ben başlığına iyi isterim açıkçası. Evet kaçırdıkları skandal ama attıkları. <laughs> yani bilmiyorum çok çok ilginç ee, hani sadece şunu söylüyorum Larin ve başvuayı Fenerbahçe alsa tepkiniz ne olur sadece merakımdan soruyorum tepkiniz ne olur arkadaşlar merakımdan soruyorum yanlış anlaşılmasın herhangi bir duyum vesaire değil tepkiniz ne olur bunu da konuştuk son olarak geldik en önemli yere taliska Fenerbahçe'de resmen Fenerbahçe'de yani lövbe beklerken Taliska resmen Fenerbahçe'de. Hocam troll mü? Değil. Şimdi arkadaşlar, bakınız. Beşiktaşlı ünlü arkadaşımız, yani ünlü Beşiktaşlı şahıs, Turgay Demir. Türkiye e, duyum tarihine geçecek bir duyum verdi. Turgay Demir arkadaşlar, Beşiktaşlı. Bakın şimdi kolay kolay duyum vermeyen Turgay Demir'in verdiği duyumu aynen aktarıyorum. Diyor ki Fenerbahçe'de yani Talisca Fenerbahçe'de olmaz diyen iddiaya girmek isteyen varsa buyursun diyor. Yani Talisca %100 olarak Fenerbahçe'de diyor. %100 olarak. Bakın arkadaşlar lamı cimi yok öyle kıvırması şusu busu yok. Hatta ben belki birileri troll geçiyordur. Haberi yoktur falan diye söylüyorum. Açtım, baktım bu dala. Yani açtım, baktım inanılmaz. Yani inanılmaz arkadaşlar. Kesinlikle inanılmaz. O kadar kendisinden emin ki. Ben detayları da merak ettim. 2 adet yani iki adet e, kaynağından da doğrultmuş, doğrulatmış. Yani doğrulatmış. Ve kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe diyor. Hatta şunu da söylüyor. Ben öyle kolay kolay duyum vermem diyor. ben duyum verirsem kesinlikle tutar diyor. Herkese odri meydan diyor. Yani çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Hodri meydan demiş. Ben de diyorum ki ben de diyorum ki benim de birçok kaynağım var. Tek tek hepsine sordum, soruşturdum. Hatta aynı Taliska'dan bahsediyor muyuz? Bir de detay vereyim. Aynı Taliska'dan bahsediyorsak, olay başka Yani Al Nasser'ın oyuncusu 11,5 milyon euro piyasa değeri var. 1 Şubat 94 doğumlu, 28 yaşında Brezilyalı, 1.90 boyunda 10 numara futbolcu. Brezilya milli takımda hiç oynamamış. Ee, sol ayaklı, en yüksek piyasa değeri 28 milyon euroyla euro ile yaşamış. Beşiktaş zamanında 4 milyon euro verip kiralamış. 4 milyon euroya kiraladı Beşiktaş 2 seneliğine. Benfica 4 milyon 750 bin euroya satın aldı. 4'e kiraladı. Beşiktaş da tuttu. O an o grade'ye Emongrade'ye 5 milyon 800 bin euroya kiraladı. Bak 9.8 sadece kiralamadan. Sonra sattı 19.2'ye yani yaklaşık 29 milyon euro yaklaşık 30 milyon euro kar elde ettim. O an Zuan Evangrade'de almazsa 8 milyon euroya sattı 1 Temmuz 2021'de. Bu şeyden bahsediyoruz. Taliska'dan bahsediyoruz. 25 maça çıkmış 15 golü var 2 asisti var 2186 dakikada. Bu Taliska'dan bahsediyoruz. Hani merkez orta saha 10 numara forvet arkası kanat oynayabilen bu Taliska'dan bahsediyorsak, aynı Taliska'dan bahsediyorsak kesinlikle Fenerbahçe'ye gelmeyecek diyorum ben de. Ha, Turgay Demir'in kaynaklarına saygım sonsuz. Tabii ki de herkesin kendine göre saygı şey var, kaynağı var. Yani herkesin kaynağına saygım var. Ama yani hiçbir ilgimizin, alakamızın olmadığını söyledim. Taliska'da geçen gün dedi ki ben takımımda mutluyum dedi. Birileri bir şey karıştırmasın dedi. Ben bir yere gitmeyeceğim dedi. Hani gerek Taliska böyle açıklama yaptı. Gerek ben böyle açıklama yaptım. Ee, çözemiyorum yani arkadaşlar. Niye böyle dedi bilmiyorum. Ama yüzde yüz diyor. Yani kemiksiz. Kesinlikle Fenerbahçe'de diyor. Hadi herkese o meydan diyor. Hani bunu demek de kolay değil. Elbette herkesin kaynağına saygım var. Yani bir insan yalancı bile olsa, ben onun yalancı olduğunu bilsem bile ya da hiçbir duyumu tutmasa bile ben yine temkinli yaklaşırım. Ama Turgay Demir o kadar kesin konuşuyor ki senin kaynakların belki de senden gizliyordur diyor casına. Bilmiyorum arkadaşlar hep birlikte bekleyip göreceğiz ama ben dediğim gibi dur bu diyorum. Ha olsa sevinir misin? Kim sevinmez? Niye sevinmeyelim? Yani Fenerbahçe düşmanı değiliz arkadaşlar. Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Aynı gemideyiz. Keşke olsa ama durum bu. Hemen şunu söyleyeyim. Taliska olmaz. Doğubuk gelmeyecek. Larin hayvani bir para istedi. Yani yarı fiyatının da altına düşmesi lazım gelmesi için. O yüzden beklemeyin. Mitrovic asla başlığı ayı gündemde değil. Halil bunlar olabilir yedeklerde. Vargas düşünülüyor. Bakalım şartlar ne diyecekler. Ee, Arda Güler'in 11'ini konuştuk. Ha Arda Güler'le ilgili şunu söyleyeyim bir kardeş şey demiş. Ya bunu bilmekten kolay ne var demiş. İrfan Can cezalı. Mecbur Arda oynayacak demiş. Yani bunu ben de bilirim duyum olarak demiş. Haklı. Haklı. Onu o kardeşimiz de bilebilir. Doğru söylüyor. Yani duyum bilmekte ne var? Herkes duyum bilebilir. Normal bir şey duyum bilmek. Ee, ama e, ilk 11 ya da yedek olması. Pelkas oynayacak diyen var mesela. Mesut Özel affedilecek oynar diyen var mesela. Bakalım. Bekleyip görelim arkadaşlar. Onun dışında Mustafa Eskerli beklemeyin. Oscar bu sadece bir öneri. Berişan'ın fişi çekildi desem herhalde anlarsınız artık. Çünkü videoda çok bahsettim. Ama belki anlamamışsınızdır. Yani kulüp araçlarına başladı diyebilirim. Mesut da Ozan da arasınlar bakalım ne olacak. Sadece İsmail Kartal bunlar affedilsin derse durum değişir. Onun dışında durum değişmeyecek. Benim bu kısımdan duyumlardan aktaracaklarım bu kadar. Videomuza bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.